Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz çok kolay bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk defa örgüye başlayanların da kolaylıkla örebileceği bir model oldu. İki renk ip kullandım. Dilerseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Öncelikle bu bej rengimle başlıyorum. Patiklik iplerim. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şişlerim 3 mm. İlmeklerimi atarak başlıyorum. 48 adet ilmeği şişimize bu şekilde atalım. İlmek atarken gevşek bir ilmek atışı yapalım. Böyle sıkı sıkıya ilmeklerimizi atmayalım. İlmeklerimi bu şekilde attım. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi ilk ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Diğer ilmekleri ise ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. En son sıranın sonundaki ilmeği düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Her zaman diğer ilmeklerimi ters örmeye başladım. Sıra sonuna geldiğimde en son ilmeği yine düz öreceğim. Niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Bakın böyle örgünün ön yüzünde bir diş haroşa sırası oluşturdum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ben ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 10 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde sıraları tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 2 4 6 8 10. 10 diş haroşa sırasını oluşturdum. Şimdi ilmeklerimi 3'e bölüyorum. Ortaya 10, kenarlara 19'ar ilmek kalacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Geri kalanları ters olarak örüyorum. 19 ilmek geçirelim bu şişimizi örerek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi ortadaki 10 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ilmeğimi öreceğim. Bu 10. ilmeğimle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. İlmekleri başa kadar örmedim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeği ördüm. 10. ilmekle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Ve örgümü çeviriyorum. Yine ilmekleri başa kadar örmedim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Artık bakın saymamıza gerek bile yok. 10. ilmek diğer ilmeklerden ayrılıyor. 10. ilmekle buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Bakın bu tarafta da yine ilmekler arası ayrı belli oluyor. Tekrar örgümü çevirdim. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Her iki kenarda bıraktığım 19 ilmek azalarak gidecek. Yine bakın sonuncu ilmekte buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Bu tarafta 12 ilmek, yine bu tarafta da 12 ilmek kalana kadar böyle devam edelim.
Bakın bu şekilde örmeye devam ettim. Şu orta kısmı oluşturdum. Bu kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. Ortada 2, 4, 6, 8, 10 ilmek. Yine bu kenarda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. Bu şekilde 34 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmek sayısıyla devam edeceğim artık. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Artık sıra sonundaki ilmeğimi de tek öreceğim. Bakın bu ilmeğime geldim. Bunu tek ördüm. Şimdi bu tarafa geçerken burada bir boşluk oluşuyor. Onu önlemek için şuradan bir ilmek alıyorum ben. Bu ilmekle bu ilmeği birlikte ördüğümde artma, eksiltme yapmamış oluyorum. Hem de şurada bir boşluk oluşmasını engelliyorum. Ve sıra sonuna kadar artık öreceğiz. Sırayı tamamladım şu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde yine ilmeklerin tamamını öreceğim. Şu kısımdan geçerken şuradan bir ilmek alıp bu ilmekle birlikte örelim ki arada böyle bir boşluk, delik bir kısım oluşmasın. Şuradan bir ilmek çıkarıp bu ilmekle birlikte örelim. Şurada yaptığım işlemi yapalım. Şimdi ilmekleri ters olarak örelim. Şöyle örgümün ön yüzüne geldim. Yine burada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün ön yüzünde. Evet, örgümün ön yüzünde de böyle ördüm. Şöyle bir diş haroşa sırası oldu. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde bu rengimi alıyorum. Diğer rengimi kesiyorum. Artık onunla örme işlemim bitti. Örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzünden renk geçişini yapacağız. Şimdi ilk ilmeği örelim renk geçişlerinde. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi bu rengimle bir diş haroşa sırası öreceğim. İlmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak öreceğiz ve bir diş haroşa sırası oluşturalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Şurada bağcık geçirdiğim bir kısım var. Böyle delikli bir kısım. Onu yapacağız birlikte. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters olarak ördüm. Sonrasında ipimi şişime şöyle doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Böyle dolayarak bir ilmek arttırıyorum. İki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Yani ilmek sayım eşit kalıyor. Doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. En sona bakın şu şekilde kaldı. Yine ilmek sayımızı sayalım. 34 ilmeğimiz olacak. Artma eksilme olmasın. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde doladığım ilmekler de dahil hepsini ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın şu delikli kısımları oluşturduk. Şimdi burada bir diş haroşa sırası öreceğiz yine. İlmekleri böyle ters olarak örelim. Örgünün tekrar ön yüzüne gelelim. Ön sırada ters olarak öreceğiz. Arka sırada ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi buradan sonra lastik örgüye geçiyorum. Şu an örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım.
Diğerini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Şu şekilde. Bakın. Düz, ters, düz, ters şeklinde gidelim. En son bakın düz ördüm. Son ilmeği de düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeğim ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim bakın düz. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ilmek ters görünüyor. Ters örüyorum. Bir sonraki ilmek bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Yani ilmekleri göründüğü gibi örelim. Arka sırada da aynı şekilde şöyle bakın. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın. Lastik örgümüz ortaya çıktı. İlmekleri nasıl öreceğimiz. Burası da örgünün arka yüzü. Ön yüzünde de arka yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edelim. Bakın ben şurada bu kadar miktarda ördüm. Siz dilerseniz daha fazla da örebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş örmüşüm. Önden saydığımda böyle 6 diş olana kadar örelim. Evet, bu şekilde bakın lastik örgümü tamamladım. Bunu istediğiniz kadar örebilirsiniz dediğim gibi. O sizin tercihinize, zevkinize kalmış. Gözünüze nasıl güzel görünüyor, nasıl rahat edileceğini düşünüyorsanız o şekilde uzatabilirsiniz. Burada bıraktım ben. Şimdi 2 diş haroşa sırası öreceğim. Yani ilmeklerin tamamını örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak öreceğim. Haroşa sırasını oluşturacağım. 2 diş haroşa sırası örelim. Üçüncüde ilmekleri kapatarak patiğimizin örgüsünü bitirelim. 2 diş haroşa sıramı ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi 3. sırayı örerken örgünün yine ön yüzündeyim. İlmeklerimi kapatıyorum. Bu ilmekleri kapatırken sıkı sıkıya bir kapatma işlemi yapmayalım. Gevşek yapalım. Burası çünkü patiğimizin giyilen kısmı. Haroşa örgü, alttaki haroşa örgü esnek bir örgü olduğu için bu kapattığımız yerde aynı şekilde olması gerekiyor. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ilmekleri 2-2 ters örelim. Bakın böyle 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi şu yeşil ipimi biraz uzun keseceğim. Yeşil kısmı bu ipimle dikeceğim. Şöyle ilmeği çekelim. Şimdi iğnemizi geçirelim. Patiğimizin dikimini tersinden yapacağız. Bakın şöyle düz kısmından bitmiş hali bu şekilde olacak. Tersini çevirelim. Şimdi bakın iç kısımda şöyle karşılıklı gelen ilmekleri alacağız dikerken şöyle. Bu şekilde kısmı dikelim. Burada ipimizi bırakacağız, keseceğiz. Kalan kısmı ise diğer rengimizle dikmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örülmüş, bitmiş hali. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde. Bu modelimiz 0 aydan 7, 8, 9 aya kadar olan bebeklerinize olur. Bu şekilde. Gerçekten yapımı çok kolay. Böyle çeşit çeşit renk renk iplerle örebilirsiniz. Şu delikli kısımlarından geçirmek için ben bu şekilde kordon yaptım. Dilerseniz bunu tığla da yapabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz.
Kurdale de geçirebilirsiniz. Böyle buraya çeşitli şekillerde, renklerde güzel olacaktır. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak örgülerimi ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Abone olduğunuz süreçte sizlere yeni videoların bildirimi her zaman gelecektir. Hoşça kalın.